Günaydın arkadaşlar, herkese merhaba. Ben böyle kalktım sabah, evi süpürdüm güzelce. Ondan sonra etrafı topladım. Biraz ehliyetime devam çalıştım sorulara. O kadar çok soru var ki bitmiyor. Öğren öğren bitmiyor yani. Ama inşallah hepsini tamamlayacağım, sonra rahatlayacağım. Evet, birazdan hazırlanacağım arkadaşlar. Dışarıya çıkacağım. İlk olarak şöyle bir kahve yapayım kendime. Geleyim. Öylelikle hazırlanırım. Şimdi böyle hazırlandım arkadaşlar. Doktora gideceğim. Cevdet'in yüzüne kullandığı bir krem var. O bitmiş. Onu yazdırmaya gideceğim. Ardından birlikte markete de gideriz. Bugünkü yapacağım akşam yemeğine birkaç malzeme eksik. Ne yapmayı düşünüyorum bugün? Böyle patates rulosu, içinde kıyma ve ricotta peynirli. Yine ilk deneyişim. İlkleri severim ben. Birlikte deneyelim. İnşallah güzel olur. Bakalım. O zaman hemen çıkalım. Evet, ben şimdi dışarı çıktım arkadaşlar. Hava buz gibi. Camdan baktığımda güneş var dedim, kesin sıcak hava, ama hayır. Yine Viyana havası buz gibi. Kısa DM'e girdim arkadaşlar. Şu ilk denediğim rujun rengi çok hoşuma gitti ya. Şu elimdeki 255 numaralı. Size de fikir olsun diye çekmek istedim ama bakın bitirmişler. 9.95 kalmamış. Çok hoşuma gitti rengi, bakın. İkincisi de çok güzel. Kına gelinleri için mesela. Hoş, beğendim. Ama alamıyorum çünkü yok. Bunu alacağım. Bu rengi. Bir de NYX'ten şöyle kahverengi bir kalem. Şu yani. Şu renkteki olan. Bu da 3.45. Arkadaşlar soldaki değil de ortadaki L'Oreal'den şunu almaya karar verdim. Bakın şu ilk renk, tam aradığım renk bu. Şu onun altındaki de trended up'tı ama o pembe kaçıyor, görüyor musunuz? O da benim hoşuma gitmiyor. Bu ilk sürdüğüm tam böyle ten rengi. Bunu ben gelinlere çok yakıştırıyorum, bu rengi. Doktordan çıktım arkadaşlar. Böyle alışveriş merkezine geldim. Burada İntişpar'a gireceğim. Bir de kısa Douglas'a girmek istiyorum. Oradan bir tane far paleti görmüştüm. Onu alacağım. Pazar günü müşterim var. Hemen gidelim. Dedim palet Too Faced'den ama Douglas'ta yokmuş mağazalarında. Sadece online satış yapıyorlarmış. O yüzden online alacağım. Ama ben bir de Mariana'ya bakmayı düşünüyorum. Orada da belki olabilir. Pek emin değilim ama bir bakalım. Tahmin ettiğim gibi Mariana'da da yok. Olsun, ben şimdi şeyden sipariş vereceğim. Douglas'tan. Yetişir. Ben de şimdi şeye gideyim. İntişpar'a gideyim. Alalım. Meylik kohmut. Yani böyle unlu patateslerden. Diğerleri fast kohmut oluyor. Onlar böyle şey için güzel oluyor. Böyle pommes falan yapabilmek için. En iyisi yani. Şunu alalım. Şu kavunu deneyeceğim bir de. İyi durmuyor ya fiyatına göre. Türk marketine bakayım kavun. Evet, devam gidelim. Ananas alabilirim aslında. Şöyle bir tane alalım. 1.29. Evet. Gel bakalım benimle. Ananas çık. Devam gidelim. Ben şu greyfurtları da çok seviyorum. Güzel oluyor ama Cevdet yer mi bilmiyorum. O yüzden kalsın. Şimdi bir tane yiyorum, sonra bozuluyor hemen. Hiç uğraşamam. Şöyle küp küp doğranmış domates alıyorum. Evet.
Bizim Cevdet'le Bapiano'da hep bir tane yediğimiz makarna var. Adı Campanella arkadaşlar. Ama neden o marketlerde satılığını bilmiyoruz. O kadar güzel bir makarna türü ki o. Yok yani, satmıyorlar ya. O Bapiano'ya has bir şey galiba. Evet. Yani bilen varsa Campanella nerede bulabilirim bana yazsın arkadaşlar. Çok güzel bir makarna çeşidi o. Campanella. Evet, devam gidelim. İki tane krema alayım da evde bulunsun. Şöyle. Bakın, ben bunları çok seviyorum. Böyle. Hadi bir tane alayım ya. 1.99. Ricotta peyniri bu arkadaşlar, soranlar için. Burada bir tane İtalyan peynir çeşidi oluyor. Arkadaşlar, bu benim süzgeç baya küflendi ya. Böyle buraları hep küf oldu. Acaba bu da olur mu? Yani bunun malı da biraz kötüye benziyor ama şu kelonat markaları biliyorum küflenmiyor. Ve buna da aslında şunu alabilirim. Bu sağlam olur. Bunlar küflenmiyor. Ya büyüğünün yerine aslında bunu alsam daha iyi. Çok kötü oldu, size evde gösteririm. Bundan da alıyorum. Şöyle. Bunu bırakayım. Bunlar da böyle biraz iyi mala benzemiyor. Şu WMF'in fırçaları, çırpı telleri de benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bakın, ama 16 euro. Şuralara böyle plastik olanlar çok güzel. Aa, bakın burada. Buldum, bunu diyorum. Bunlar çok güzel. 17 euro. Ucuzluk dönemi oluyor ama WMF'de. Bazı zamanlar o zaman iyi bir şey. Evet. Burada başka neler var bakalım. En sevdiğim bölüm. Bu tarz şeyler. Ben geçen aldığım pasta için sürdüğüm şeyi buradan aldım arkadaşlar. Sevgisi. 7.99 merak edenler için. Tamam. Buradan gidelim artık. Kalabalıklaşıyor çünkü biraz. Çekemem şimdi. Bakın, bu da çok güzel bir şey. Böyle kapatılabilen süzgeçlerden. Bir tek ıspanak kaldı alacağım. Ispanak da aldıktan sonra bitti alışverişimiz. Şu bez bölümüne bir bakayım. Geçen Hofer'de bunların bir sürü paketi gelmiş Bileda markasının. O bezlerden çok memnun kaldım. Daha var mıdır Hofer'de bilmiyorum. Bakın, şu Dr. Beckman'ın ürünleri çok iyi oluyor leke çıkarmak için. Hatta özellikle belirli şeylerine göre yapılmış. Böyle mesela boya lekeleri için, ardından kan lekesi, meyve içecek lekeleri için. Bu Galzayfe de çok güzel. Annemin sabununu hep kullanır. Galzayfe. Lekeleri, çamaşırlar lekelendiği zaman çok iyi oluyor o sabun. Evet, size gösteririm. Mesela şallarınızı taktığınız zaman böyle krem sürüyorsunuz ya yüzünüzü. Krem lekesi bazen makineye attığınızda çıkmıyor lekesi. O sabunla hemen böyle çitelediğiniz zaman, ardından makineye attığınız zaman gerçekten çok güzel faydası var. Bu da sprey şeklinde. Bunu hiç denemedim ama o dediğimi sabunu DM'den alıyor annem. Ben de DM'den aldım. O gerçekten çok iyi işe yarıyor. Bulursam, hatta şu an paketini atmışımdır ama buraya linklerin resmini koyarım. Size de fikir olur arkadaşlar. Evet, alışverişim tam tamına 25 euro tuttu arkadaşlar. Bir de böyle bana çikolata hediye verdiler. Evde tekrardan göstermem diye çektim. Böyle mozzarella peyniri aldım. Ondan sonra ıslanak aldım. Böyle kendime şimdi yemek için bir croissant aldım. Bir de nerede o? Kakao aldım. Aynen. O zaman bunları ben şimdi hepsini çantaya koyayım ve evde görüşürüz. Evet, ben eve geldim şimdi arkadaşlar. Bak, size demek istediğimi göstereceğim. Mahvif oldu ya. Bunu daha kullanmak çok zararlı. O yüzden iyi malını aldım. Daha sağlam, daha dayanıklı. Bu şekilde.
Evet, şimdi size göstereyim dediğim sabunu. Galis Seyfi. Annem bunu Müller'den alıyormuş arkadaşlar. Blink markasınınmış. Ama DM'de, Türkiye'de olanlar için Rossmann'da da bu Galis Seyfi'yi bulabilirsiniz. Sanırım safra sabunu diye geçiyor. Böyle leke çıkarmada birebir bir sabun bu. Gayet de memnunuz. Size de tavsiye olsun. Şimdi ben de üzerimi değiştirdim arkadaşlar. Direkt yemeğin yapımına geçelim. Kısa şimdi size malzemelerini söyleyeyim. Ardından hızlı çekim yapacağım. İlk olarak böyle 6-7 tane patatesinizi dilimler şeklinde kesiyoruz ve tepsimize, fırın tepsimize onu bir güzel diziyoruz. Ardından parmesan peynirleri serpiştiriyoruz. Sonrasından da tabii ki de yağlı kağıdın üstüne de bir serpiştirin. Ardından patates dilimlerini dizin ve sonra yine tekrardan kalan parmesan peynirini üstüne serpiştirin arkadaşlar. Soğanımı küp küp kestikten sonra ve soteledikten sonra kıymamı ilave ediyorum ve küp küp doğramış olduğumuz böyle domatesleri ekliyoruz. Ama suyunu süzün, sulanmasın ve ardından böyle kıyılmış maydanoz ekleyeceğim. Ben kıvırcık maydanoz kullanacağım şimdi. Sonra da tatlı biber, karabiber, tuzla baharatlayacağım. Ardından ricotta peyniri yani kremasına geçelim. Bir güzel böyle sarımsakla ıspanaklarımı kavuruyorum. Tuzunu ilave ediyorum ve kenara alıyorum. Soğumasını bırakıyorum ıspanakların. Ricotta ile onu bir güzel karıştırıyorum. Sonra zaten birleşim aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Patates dilimlerinin üzerine ricotta peynirimizi güzelce sürüyoruz. Ardından üzerine de kırma harcımızı ve onun üzerine de mozzarella peyniri döküyoruz. Ve sonra onu rulo şekline getiriyoruz. Ardından bir 15 dakika daha fırına gidiyor. Atlamışım o kısmı. Dilimledikten sonra fırına veriyoruz arkadaşlar yarım saatliğine. 180 derece önceden ısıtılmış fırına. Çıkardıktan sonra tabii ricotta peynirini falan sürüyoruz. Böyle. Ben şimdi hemen yapım aşamasına geçeyim.
İşte arkadaşlar, az önce çok büyük bir fail yaşadım. Normalde bunun altına siz yağlı kağıt koyun ama benimki olmadı, hep dağıldı. Olsun, yıkarım bir daha tepsiyi güzelce. Şimdi Cevdet Bey fazla aç değilmiş. Çorba da yapacaktım aslında. Salata da yapacaktım ama istemedi. Yani böyle yiyeceğiz sadece bugün. Şu ortadan alayım da daha güzel olsun. Cevdet Bey ne diyorsunuz? Güzel duruyor. Bakalım. Ben işten geldim. Şimdi rol A diyeceğiz. Sonra bir telefon almaya gideceğim kendime. Telefonumu kaybettim ya. Resmen telefonumu kaybettim ya. Cebimden düştü. Ama buna şey yapmam lazımdı. Evet. Dokunuş. Evet. Şimdi alalım tabağımızı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Güzel güzel. Getir bakayım hemen tadına, tuzuna, tuzuna bakayım şöyle. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel kokuyor. Bağla kes, bağla kes, çabuk kes. Bu seninki zaten. Bağla küçük keseydin ya. Ben de aç değilim diyorum. Bağla kocaman kesiyorsun, kendini küçücük kesiyorsun. Bak kendine küçücük kesmiş. Şuna bak. Benimkine bak, kocaman ya. Yersin, yersin. Sen çalışıyorsun, çalışan birisin sen. Gerisini de can ergiyle mi getirmişsin? Olur. Bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi Cevdet Bey deneme 1-2 yapıyor yine. Güzel mi? Çok güzel. Bir de ben deneyeyim. Ya bunun adını bilmiyorum. Patates rulosu, içinde ricotta peynirli, kıyma harçlı. Bir rulo. Böyle deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten harika. Bunun içinde peynir de var. Mozzarella peyniri. Tarifini alta yazacağım yine. Açıklamalar kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Biz şimdi o zaman yemeğimizi yiyelim. Evet, biz şimdi yemeğimizi yedik. Üstüne meyve de yedik arkadaşlar. Akşam oldu, baya geçti. Şimdi de Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne bakıyoruz. Bakmamıştık. Evet. Arkadaşlar, ben telefonumu kaybetmiştim geçen haftalarda. Alışveriş mağazasında gezerken aynı bu, bu var düştüm. Burayı içine böyle koydum. Pat diye düşmüş gitmiş. Bugün yeni telefon aldım kendime. İkinci el aldım. Uygun fiyata aldım. Ahıllık ettim. Kavuştu sonunda telefonuna. Televizyonu telefondan açıp kapatalım. Cevdet bak, şu anda fark ediyorum videoda. Tut bak ekranına bana. Yansıma yapıyor. Çok tuhaf arkadaşlar bu. Birkaç kez oluyor şu an bizim videomuzda. Neyse, artık bu videoyu da burada kapatalım. Daha fazla bir şey yapmayız. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.